İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 8 Ekim günlerden Cuma, haftayı bitiriyoruz. Şimdi hemen ilk konuğumla ben başlayayım. Murat Kolbaşı, Arzu Meyve Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı. Murat Bey merhabalar. Zeliha Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Bir türlü gelemedim yanınıza. İkidir böyle beni seyahatte yakalıyorsunuz ama canlı kanlı piyasadayım. Buyurun dinliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, yoğunsunuz. Bu ara zaten farkındayım. Tüm sektörlerde bir yoğunluk söz konusu. Devamlı yollardalar. Kolay gelsin. Şimdi öncelikle enerji maliyetlerini ve ham madde fiyatlarındaki artışla beraber sizin piyasanıza yansımasını ben sormak isterim. Şöyle, şimdi son dönemlerde bir kere piyasanın ciddi bir yükselişi oldu. Özellikle küçük elektrikli ev aletlerinde. Bu anneler gününden sonra birazcık azalma var talepte. Ama yine de bir kere talep hızlı, ihracat hızlı. Bundan dolayı bir kere talep tarafında üretime, arıza muazzam bir yoğun şekilde bir baskı var. Bunun yanında özellikle bizim tarzımızdaki markaların uzun vadeli yapmış olduğu anlaşmalardan dolayı fiyatlarımızı arttırmadan tutabiliyoruz. Ama görüyoruz ki hem işçilik maliyetleri, hem lojistik maliyetleri, hem enerji maliyetleri fiyatlara yansıyacak. Son çeyrekte belki biraz daha zorlayıp ama 2022'de bunun etkilerini daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü neticede genelde plastik bazlı elektrikli ev aletleri neticede petrol ürünlerinin türevleridir. O yüzden bizde de bu etkilenme olacak. Eğer bu şekilde hem petroldeki, doğalgazdaki artış hem de lojistikteki artış böyle devam ederse. Pekala, ben tekstil sektörüyle de çok görüşüyorum, konuşuyorum. Enflasyon rakamları içerisinde baktığımda tekstil sektörü biraz daha aşağıda kalmıştı ama son 3 ay için onlar da sizin söylediğiniz benzer sözleri sarf ettiler. Peki yani bu fiyatlara yansıması ortalama yüzdesel ne olabilir acaba? Yani şöyle ki örnek veriyorum, tekstilde %15, %25 arası bir fark, daha doğrusu zam ya da fiyat artışı görülebilir diyor sektör temsilcileri. Peki siz de küçük ev aletlerinde, ev eşyalarında, bu elektrikli aletlerde ne kadarlık bir oranda yansıma beklenir? Bu enerji ve lojistik maliyetleri kaynaklı acaba? Şimdi bununla ilgili hemen şu bilgiyi de vermek istiyorum. Şimdi bizim sektörümüzün şöyle bir farklılığı da var. Onun da bir farkındalığını yaratmak isterim. Şimdi dünyaya bakıldığı zaman pandemi sürecinde ağırlıklı olarak herkes evde kaldı. Burada özellikle bizim sektörümüzde Asya, yani neredeyse 3 milyar nüfus aslında evlerinde değil sokaklarda yemek yer, sokaklarda yaşardı. Yani bugün Vietnam, Tayland, Çin'in geneli, birçok ülke böyle ama bunlar da pandemiden dolayı bir kere evde kaldıkları için bir kere dünyanın Asya tarafında bizim sektörümüzde belli bir büyüme oldu. Bunu bir altını çizmek istiyorum, bu normalden farklı ve geçen sene küçük elektrikli ev aletleri neredeyse %10 dolar bazında dünya çapında bir büyüme yaptı. Şimdi bunun yanına enerjiden gelen artışlar ve diğer konular eklenince en aşağı bir %20'ye yakın bir düzeltme geleceğini ben öngörüyorum. Yılbaşı ve yılbaşından sonrası için konuşuyorum. Yani bu önümüzdeki 3-4 aylık periyotta belki tek kalemde 20 gelmez ama ufak ufak rakamlarla bu önümüzdeki anneler gününe kadar böyle bir artışın gerekliliği gerekecek gibi durmakta Zeliha Hanım. Peki şimdi önümüzdeki süreci nasıl planlıyor sektör? Şöyle ki tabii bilmiyoruz şu an enerji tarafının ne yapacağını. Çin tarafının çok yoğunluklu enerjiyi çektiğini ifade ediyor sektörler. Tüm sektörlere baktığımızda öngörülemiyor. Peki şimdi bu lojistik maliyetleri tarafında bu geçtiğimiz 6 ay gibi 2022 yılı zorlayıcı olur mu? Böyle bir beklenti var mı? Biraz çözüldü gibi, konteyner işi çözüldü gibi diyebiliyor muyuz? Limanlarda hala bekleyen yoğun konteyner olduğu, gemiler olduğu da ifade ediliyor. Ben şu anda biliyorsunuz benim DEİK'teki şapkamdan dolayı Asya'yı da ben takip ettiğim için, yani dünya ticareti rakamlarını da genelde takip ediyorum. Yani şu anda çözüldü demek biraz iyi niyet olur. Yanlış da olabilir bence. Bizim ancak bir yılbaşını görmemiz lazım geldiğini düşünmekteyim. Çünkü şöyle, genel olarak dünya ticaretine baktığımızda hala artan talebe karşı şu anda arzın yetersizliği söz konusu belli sektörlerde. O yüzden de şu anda dünyanın o pandemi öncesindeki düzenine henüz oturmadık. Dolayısıyla inişler ve çıkışlar var.
gevşemeler olabilir. Ama ben bu önümüzdeki 3 aylık periyotta, yani 2021'in sonuna kadar bu gevşemeyi göreceğimizi tahmin etmiyorum açıkçası. Peki şimdi internet satışları sizin dediğiniz gibi özellikle küçük ev aletleri, yani sonuçta bizler de evdeyken ekmek yaptık, her şeyi yaptık daha doğrusu. Yapmayan yoktur herhalde. Dolayısıyla ekmek makineleri, yoğurt yapma makineleri, yani benim aklıma bunlar geliyor. Ne bileyim mikserler, yani sonuçta insanlar hamur işi de çok yoğunluklu yaptılar evde kaldıklarında. Ve internet satışları yoğunlaşmıştı, çok ciddi rakamlara ulaşmıştı. Şu dönemde açılma sonrası internet satışları aynı ivmede gidiyor mu? Şöyle, tabii şimdi alışveriş merkezlerinin açılması ve mağazaların hafta sonları kapanmamasıyla e-ticaret dediğimiz alanda tabii ki bir gevşeme oldu. Ancak geçen seneye göre baktığınız zaman bizim sektörümüzde elektrikli ev aletlerinde e-ticaret hala çok yukarıda ve bu böyle devam etmeyi de sürdüreceğini biz öngörüyoruz. Bunun nedeni şöyle, bugün giydiğiniz bir ayakkabıyı, bir gömleği dahi denemeden almazsınız. Yani numarasını bilseniz bile. Ki bunlar bile internetten çok hızlı giden ürünler. Şimdi bizim ürünlerimiz daha kolay. Çünkü ürünü aldım da bu benim ergonomisi elime uymadı diye bir kettle'ı veya bir ütüyü iade etmezsiniz. O yüzden bence bizim sektörümüzdeki bu e-ticaret devam edecek. Ve benim beklentim, biraz gevşese de e-ticaretteki rakamlarımız artarak Türkiye çapında devam edeceğini ben öngörmekteyim sektörümüz adına. Peki aslında çok sizinle bağlantılı olmasa da sizin sektörle ilgili olduğu için bir soru sormak isterim. Bazı firmalara Rekabet Kurumu soruşturma açmıştı internet satışlarıyla ilgili olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle biliyorsunuz Rekabet Kurulu'na göre kanunumuz bu konuda gayet açık. Bizlerin, marka sahiplerinin perakende fiyatlarına ve perakende noktasındaki satış birimlerine müdahale etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada burada da fiyatlar ve çeşitli rekabetten dolayı oluşacak ortamdaki fiyat değişikliklerini bizler de izliyoruz. Yani buna bir şey yapabilme şansımız yok. Ama buna biz de marka olarak çok dikkat ediyoruz bu konuda. Bu konuda her zaman da hukuken de bir danışmanlık da alıyoruz bir yanlışlık yapmamak adına. Dolayısıyla bu bizim için izlediğimiz, dikkat ettiğimiz ama tabii ki müdahale kesinlikle etmediğimiz bir alan. Dolayısıyla kurallara uyarak devam ediyoruz. Peki yakın tarihte, son sorun bu olsun, yakın tarihte biliyorsunuz bu tedarik zinciri kaynaklı işte zaten ABD Çin arasındaki savaşlarda da, ticaret savaşlarında da konuştuğumuz bir konu vardı. Acaba tedarik üssü Türkiye olur mu diye. En son biliyorsunuz bir açıklama geldi IKEA'dan. Üretim burada artıracaklarını ifade etti. Bununla beraber 3 ayrı firma da aynı şekilde Türkiye'de üretimi, ki bu lojistik maliyetlerinden kaynaklı. Sizin sektörde yabancıdan böyle bir Türkiye'ye ilgi, üretimi Türkiye'ye kaydırma, biraz daha üretimi Türkiye'den arttırma ve buradan dağıtma gibi yatırımlar beklenir mi sizce? Beklenir ama ben kapatmadan şunu hemen söylemek isterim. Bu hafta sonu İstanbul'da İstanbul Kahve Festivali var. Onu da kaçırmasın tüketicilerimiz. Biraz da hayatın bu eğlenceli ve kahve tarafına da bir dokunurum biliyorsunuz. Ben hep oraya bir atıfta bulunuyorum. Kahvemizi içerken de bu konuda şu yorumu yapabilirim size. Yani bizim şu anda zaten ihracatımızda %40'lık bir genelde büyüme var. Beyaz eşya sektörüne baktığınızda biz Çin'den sonra Türkiye olarak Türkiye'deki yerli üretim şu anda Çin'den sonraki dünyadaki en büyük tedarikçi beyaz eşya sektöründe. Set üstü fırınlarda başlı başına Kayseri ve Kayseri bölgesindeki üreticilerimiz açık ara önde giderler ve bugün yine iyi bir alternatiftir. Yani biz bu sektörde avantajı görüyoruz ve yabancılar da Türkiye'ye geliyorlar. Bence bu artacak. Benim de beklentim bu yönde. Bizim sektörümüzde züccaciye dahil olmak üzere beyaz eşya, züccaciye, küçük elektrik aletleri iyi bir üretim merkezidir. Yan sanayi de gayet gelişmiştir. Ben bunun artarak devam edeceğini ve yabancı yatırımlarında Türkiye'ye gelmeye devam edeceğini bekliyorum. Zaten rakamlar da bunu konfirme ediyor. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Yolda yakaladım sizi tabii ama inşallah. Sağ olun. Yine bugün bir üreticimle bizle beraberiz. Burada beraber hem sohbet ediyoruz hem de size yayına katılmış oldum. Hakikaten sektörün içindeyim. Herkese kolay gelsin. Size güzel bir yayın diliyorum.
hafta sonunda kahve festivaline bekliyoruz değerli İstanbul'da. Çok isterim gelmeyi inşallah. Bizi izleyenler de duymuştur bunu zaten. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar o zaman. Evet, Nuri Gürcan, Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı'na ben döneceğim. Nuri Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar size de. Murat Bey'in bıraktığı yerden size de aynı soruyu ben soracağım. Sizi de yakından ilgilendiren bu IKEA'nın üretimi arttırma isteği, bununla ilgili vermiş olduğu demeç. Bununla beraber duymuşsunuzdur siz de 3 ayrı kurum da, yabancı yatırımcı da tedarik açısından Türkiye'yi tercih edip üretimi arttıracaklar. Şimdi bunu nasıl okuyacağız? Özellikle sizin taraftan nasıl karşıladınız bu haberleri? Tabii ki olumsuz dememiz mümkün değil. Fakat Türkiye'ye yatırım yapıyoruz gibi bir olgu geliştirildi. Aslında bu böyle değil. Şu anda biliyorsunuz IKEA Türkiye'de farklı üreticilerden Kayseri, İnegöl, Bursa gibi bölgelerde üretim yaptırıp zaten bununla ilgili hem buradaki satış noktalarında hem de yurt dışındaki bazı noktalara buradan ürün temin ediyor. Evet, bunu arttıracak. O yüzden yani yatırım açısından değil de daha çok aslında ona evet düzeltelim. Üretimi Türkiye'ye olanların daha da büyütmesi veya Türkiye'de olmasa bile üretimi belki burada biraz daha taşımaları diyelim. Daha doğru tabir olur. Ama tabii ki bu özellikle bu IKEA'nın çalıştığı firmalar ya da IKEA özelinde değil çalışılan firmalar açısından nasıl bir avantaj sağlar? Mutlaka olumlu olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili aslında sadece IKEA değil, çok farklı ülkelerden hiç daha ulaşamadığımız noktalardan ciddi talepler var. Şu anda aslında bizim bu taleplere yetişebilmekle alakalı sıkıntımız var. Burada biraz daha sektör daha uyanık olmak durumunda. Hakikaten şöyle söyleyeyim, kilogramla ölçülüyor biliyorsunuz ihracattaki değerlendirme. Yani kilogram 3 dolar, 3,5 dolarlara ürünler satıyoruz aslında. Bu ürünler dünyada bakıldığı zaman çok daha yukarılarda, Çin'in bile altında kalmış durumdayız şu anda. Buradaki ürettiğimiz ürünleri çok ucuza vermememiz lazım açıkçası. Bununla ilgili tüm sektöre en azından bir mesaj vermiş olalım buradan. Ciddi anlamda bugün özellikle Çin'de ciddi bir imalatla ilgili sıkıntılar var. Orada enerjiyle ilgili sorunlardan dolayı birçok fabrika çalışamaz durumda veya yarı kapasite çalışıyor. Türkiye'nin de bakıldığında mobilyada bir artı bir avantajı var. Aslında en çok şikayet ettiğimiz malzemecilerden Avrupa'nın birinci ülkesi, en çok mobilya malzemesi üreten, MDF sunto üreten birinci ülkesiyiz Avrupa'da. Dünyada da ikinciyiz. Aslında bunu sektör çok iyi kullanmak durumunda. Burada tabii ki ihracatı biraz daha kısıp iç piyasaya daha fazla ürün alabilirsek ciddi anlamda mobilya sektörü güçlenecektir diyebilirim. Aslında bazı sektörlerde de sizin bahsettiğiniz gibi talepler var. İhracatın biraz daha özellikle ham maddede kısıldı, biraz iç piyasaya yönlenmesi adına. Şimdi buradaki ana konuyu ben tekrar sormak istiyorum. Şimdi ihracat yapmak isteniyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Nuri Develi ile konuşurken yayında bize işte ham maddeyi bize vermek istemiyorlar, daha çok yurt dışına satış yapmak istiyorlar daha fazla fiyattan diye bir varyansını vardı Nuri Bey'in tabii yiyecek içecek sektöründe. Sizin sektörde de şimdi uzun zamandır Bloomberg HT ekranlarında konuştuğumuz bu MDF ham maddesi konusu var. Şimdi burada durum ne oldu? Yaklaşık birkaç aydır devam eden süreçte ne oldu? MDF yeterli MDF bulunabiliyor mu? Üreticiler nasıl yaklaşıyor? Fiyatlamaları nasıl yapıyor? Şöyle söyleyebilirim. Çok ciddi sıkıntılar çektik. Biraz önce de söyledim. Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz dedik. Fakat %30-35 olan ihracatlarını %75'lere kadar çıkarttı imalat sektörü. Bu anlamda bakıldığında Türkiye'ye daha az malzeme verilmeye başlandı. Tabii ki orada kıyamet koptu. Fakat şu anda bilindiği gibi şu anda bugün
8. listeyi konuşuyoruz. Yılbaşından beri 7 tane liste çıktı, zamlı fiyat listesi. Bugün 8. listenin önümüzdeki günlerde zamlı olarak tekrar karşımıza çıkacağı söyleniliyor. Bakıldığında bu oran %100'ü geçmiş durumda bir yılda malzemede. Fakat bu zamlardan dolayı iç piyasada biraz daha rahatlama oldu. O geçmişe yönelik bakıldığında değerlendirirsek. Fakat çok pahalı almaya başladık bu anlamda. İhracatlarında biraz tırstılar. İç piyasaya ürün vermeye başladılar. Bu fiyatların düzelmesiyle birlikte. Şimdi biz artık sektör olarak birbirimizin etle tırnak gibiyiz aslında. Bu MDP ve Sunta ile birlikte. Omuz omuza verip artık ülkemiz için biraz daha katma değerli ürünler yapabilmeyi başarmamız lazım diye düşünüyorum. Özellikle biz MOPSAT olarak katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Rakiplerimiz genelde Avrupa'daki İtalyanlar. Bugün kilogram fiyatlarımız 10 dolar 15 dolar civarlarında. Tüm sektörün de artık bu 3 dolar seviyesini kırıp artık daha yukarılara 5-6 dolarlara çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Peki şimdi bu 8. listenin zamlı olarak çıkması bekleniyor. Ne kadarlık bir yüzde yansıtılacak? Çünkü %100 fiyat artışı var diyorsunuz zaten 7 listede Ocak'tan itibaren. Artı ne kadar bir fiyat artışı gelecek yüzdesel? Genelde listelerde şimdiye kadar %10 ila %15 arası zamlarla karşılaştık. Yine en düşük seviyesi %10 olacak diye düşünüyorum. Peki şimdi bu özellikle lojistik maliyetlerinin yanı sıra enerji maliyetlerinin artması, bu da çok mühim, konuşuyoruz kaç zamandır. Şimdi bu enerji maliyetleri, doğalgaz olsun veya diğer enerji kaynakları olsun, maliyetler üzerinde etkisi hissedilmeye başlandı mı? Bir taraftan tabii biliyorsunuz bu işte motorine dün akşam itibariyle 23 kuruşla zam geldi, bunlar da geliyor. İşte doğalgaz Avrupa'da bir günde %40 yükseldi ve böyle devam ediyor. Şimdi siz bunları böyle bir öngörüde bulunabiliyor musunuz sektörünüze yansıması açısından? Yani şu sakıncalar var, şu çözümlerle halledebiliriz şeklinde sektör olarak. Evet, şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum burada. Burada bakıldığında biliyorsunuz ülke politikaları olarak zaman zaman inşaat sektörüne çok büyük yatırımlar yapıldı ama bu pandemiyle birlikte biliyorsunuz sanayi sektörü %21 gibi bir büyüme sağladı. Yani sanayinin önemini aslında hükümetimiz anlamış durumda. Üretimin anlamını, yani ham maddenin aslında bütün kaynaklarımızı çok iyi kullanmamız gerektiği ortaya çıktı. Bugün bakıldığında burada eğer üretebiliyorsak yurt dışından ithal etmiyoruz. Bu anlamda da artı bir değer kazanıyor. Mümkün olduğunca bana göre sanayiye destek verilmesi lazım. Bugün şöyle söyleyebilirim, hiçbir ülkede yok ki yatırımla alakalı bugün finansmana erişim. Hakikaten Türkiye'de finansmana erişim çok zor. Genelde daha çok sanayici kendi imkanlarıyla, kendi bütçesiyle büyümeye çalışıyor, fabrikasını büyütmeye çalışıyor bu anlamda. Yani diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman hakikaten işimiz çok zor bu anlamda. Diğer ülkelerde yatırım yapmak istediğinizde inanın sıfır faizlerle istediğiniz kadar bir krediye ulaşabiliyorsunuz. Bu anlamda ciddi destekler veriyorlar. Ülkemizde bu yok. Bununla alakalı önümüzdeki günlerde aslında ciddi adımların atılmasını bekliyor sanayi sektörü. Bunlar olursa inanın çok daha rekabetçi olacağız dünyada. Ve Türkiye'nin konumunu biliyoruz zaten. Aslında bakıldığında Avrupa'ya çok yakın. Merkezi bir konumdayız. Biraz önce de konuştuğunuz navlunlarla ilgili bir takım sorunlar konuştunuz. Bunlarla bakıldığında ülkemizin yakınlığından dolayı özellikle Avrupa'ya konteyner fiyatları ne kadar pahalı olursa olsun bugün burada pahalıysa Çin'de de pahalı veya başka ülkede de pahalı. Ama merkezi bir konumdaysanız, yakın bölgelerdeyseniz bunlarla alakalı çok daha avantajlı bir konumda olduğumuzu düşünüyorum.
Peki bu finansmana erişim konusunu isterseniz biraz daha açalım. Çünkü sonuçta 2021 zaten yaşıyoruz, kolay geçmiyor. 2022'de bilemiyoruz ama sanayicinin desteklenmesi adına nasıl kolaylıklar beklenebilir? Yani bu kamudan olabilir, teşvik midir? Ya da ne bileyim bir fabrika açılacaktır, arsa tahsisiyle ilgili kolaylık mıdır? Çalışanlara yine sigorta desteği ya da ne bileyim KDV ne gibi çözümler sizi rahatlatır öyle sorayım. En azından sektörde de temsilcisi olarak siz daha iyi bilirsiniz bu sektörün finansmana nasıl kolaylıkla erişebileceğini ya da ne gibi ihtiyaçları olduğunu. Buyurun. Evet, şu anda aslında bakıldığında sektörün yeni fabrikalara yani işlerini büyütmeye ihtiyacı var. Bugün çünkü tam kapasite bütün üretim tesislerimiz çalışıyor mümkün olduğunda. Yeni bir tesise ihtiyacımız olduğunda en büyük sıkıntı şudur. Bir yere ihtiyacımız var. Bu yeri biz İstanbul'da mesela bir organize sanayi bölgemiz yok. Bugün bakıldığı zaman bazı sektörler bazında Kayseri'dir, işte İnegöl'dür. Bu anlamda kümeleşildi. İstanbul çok dağınık vaziyette. Bununla ilgili aslında ciddi bir yapılandırma yapmak lazım. Şimdi bizler sermayemizi fabrika yerine yatırıyoruz. Fabrikayı yapıyoruz. İçine makina teçhizatı almaya çalışıyoruz. Daha sonra da sermaye gerekli oluyor. Bunların hakikaten hiçbirini tam yapamıyoruz. Aslında işin sonuna doğru geliyoruz. Burada bir sürü sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bugün hükümetten istediğimiz şudur. Bize yeri tahsis etmesi lazım. Bunun üzerindeki fabrikaları TOKİ gibi veya buna benzer farklı kuruluşlara yerlerin yapılıp bize üretime hazır halde yerler verilmesi lazım. Bizler de buraya yapılan yatırımları aylık olarak veya yıllık olarak ödememiz lazım. Aslında gerçek anlamda bugün bakıldığında sanayici inşaatçı oluyor veya bununla ilgili yatırımcı oluyor. Bu yatırımlar yapılırsa bizler kendi öz sermayemizde çok daha farklı dünyayla rekabet edebilme şansını yakalarız diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar oluşması gerekiyor. Biraz önceki söylediğiniz tüm desteklere aslında ihtiyacımız var tüm sanayi olarak. Tabii ki ne kadar fazla destek verilirse o kadar karşılığını alırız diye düşünüyorum. Nuri Bey çok çok teşekkür ediyorum size. Umuyorum bu isteğiniz yani talebiniz ses bulur. Tekrar teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kısa bir ara, aradan sonra devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi de Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar'a ben dönmek istiyorum. Ender Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. İyi yayınlar size de. Şimdi sektörlerle tek tek görüşüyoruz, konuşuyoruz. Öncelikle Ege Bölgesi'ndeki durumu bir özetlerseniz bu süreç içerisinde hem ham maddede yaşanan sıkıntılar genel itibariyle, çünkü her maddede sıkıntı var maalesef, hem de tabii ki lojistik. Buyurun. Tabii öncelikle lojistikten başlayalım. Lojistik son iki yıldır özellikle uzak doğudaki bu konteyner bulma ve fiyatların artmasından, bulk ücretlerinin endeksinde yukarı gitmesinden dolayı maliyetleri artıran bir unsur haline geldi. Geçmişte bir 40 fitlik konteyner yaklaşık 3000-4000 dolar civarındayken şimdi bu rakamlar 13-14 bin dolara çıktı. Bu da otomatik olarak maliyetlere yansıdığı için de enflasyona olumsuz olarak da bir etkisi oluyor. İkinci önemli konu ham madde, sizin de bahsettiğiniz gibi. Ham madde özellikle çelik, saç sektörüyle ilgili önemli sıkıntılar yaşandı. Kağıt ham maddesiyle ilgili yine önemli sıkıntılar yaşanıyor. Bütün sanayi sektöründeki büyük bir çoğunluğuna görüştüğümde fiyatların sürekli olarak artmasından, dövize bağlı olmasından dolayı da bazı satışların ve ithalatın bu açıdan ham madde fiyatları da mamulün üzerinde bir fiyat artışıyla karşı karşıya bırakıyor. Şimdi
peki bir ihracat tarafını da konuşalım. Şimdi konteynerle bağlantılı olarak bunu soracağım tabii. Şöyle yorumlar şu şekilde, özellikle konteyner kriziyle ilgili. Aslında yeterli konteyner var ama ihracat esnasında konteynerler dolu gidiyor. İthalat daha çok yoğun olmadığı için, dengesizlik olduğu için boş dönemiyor ya da dönüyor ya da maliyeti artıyor diye bir bu söyleniyor yoğunluklu. Bir de tabii konteyneri ülkelerin tutmaları ya da boş göndermemeleri gibi durumlardan bahsediyor. Çünkü biz önce acaba konteyner üretimi mi yapılmalı diye sorguladık ama hayır, böyle bir sonuç çıktı. Sizin düşünceniz nedir? Bu konuyu ülkeler nasıl halledecek, nasıl çözecek? Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında şöyle bakmak lazım. Geçmişte böyle büyük bir konteyner sıkıntısı dünyada yaşanmıyordu. Her ülke istediği konteyneri rahatça belirli bir süre içinde bulabilme imkanına sahipti. Dünyanın ticaret hacmi de baktığımız zaman yeni bir konteyner üretimi ihracatına ihtiyaç olduğunu ortaya çıkartan bir büyüme içinde değil. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi ithalat kısılmasından dolayı İhracatta bir talep olmasından giden konteynerler dolu olarak gidip boş olarak geriye de ithalat miktarları düştüğü için burada bir sıkıntı var. Bir başka önemli konu, burada komşudan tedarik uygulamasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Mesela Avrupa'daki, Avrupa Birliği'ne ait olan ülkeler bugün Uzak Doğu'dan bir mal ithal etmek mecburiyetinde veya ihtiyacında oldukları süre içinde deniz yolunu tercih etme durumundalar. Ama Türkiye'nin buradaki lojistik konumu deniz yolu olmadığı takdirde 4 günde 5 günde kamyonla, tırla Avrupa'nın her bölgesine ihraç mallarımıza ulaştırabilme imkanına sahibiz. Ayrıca İzmir'de bildiğiniz gibi Çeşme'den ve İzmir'den Ro-Ro seferlerimiz var. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. Direkt olarak Avrupa, İtalya'ya ulaşarak oradan da bütün AB ülkelerine gidebilme imkanına sahibiz. Bu açıdan yani komşu dediğimiz lojistik yakınlığı ön plana çıkarttı bu pandemi sürecinde. Bu açıdan da ülkemiz oldukça önemli bir avantaja sahip. Peki biz yakınlardaki konuklara da sordum. Tedarik üssü Türkiye mi olacak diye biz merakla bekliyoruz. Biliyorsunuz 4 farklı yatırım demeyelim de üretim arttırma kararı mesela IKEA'dan geldi, örnek vermek gerekirse okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur haberi. Bu tarz girişimler bekler misiniz bölgenize? Çünkü bölgelere yatırımlar da arttığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde işte Van, Batman, Şanlıurfa ya da Karadeniz bölgesine tekstilcilerin gittiğine dair. Ege bölgesi tarafında durum ne? Orada da lojistik kolaylığı ve Ro-Ro'dan dolayı nasıl bir açılım gerekiyor? Bununla ilgili talep var mı? İşte üretimi biraz daha arttıralım. Türkiye'de sektörden bağımsız soruyorum ben tabii bunu Ender Bey. Şöyle söyleyeyim. Bizde de sanayi bölgelerimizdeki çalışan sanayicilerimizin ihracat ağırlıklı olarak siparişlerinin artmış olduğunu görmekteyiz. Ve büyük bir kısmı kullanım oranlarının geçen seneki ortalamalarının çok üzerinde olduğunu, büyük bir sevinçle bunu söylemek istiyorum. Yeni yatırıma gelince İzmir gerek konumu, gerek limanları, gerek ulaşım ve personel yapısı itibariyle çok avantajlı bir bölge. Buradaki çalışan, istihdamda ortaya çıkan çalışanlarımızın büyük bir kısmı sanayide çalışıyor. Bu da önemli bir avantaj. Yani Türkiye'deki diğer illerle karşılaştırdığınızda zaman İzmir'in istihdamının büyük bir kısmı sanayide. Sanayiyle ilgili bizim bir tek büyük sorunumuz var. Organize sanayi bölgelerimiz şu anda dolmuş durumda. Yeni OSB'ler açılması gerekiyor. Bununla ilgili bakanlığa yaptığımız müracaatları sonuçlanmasını bekliyoruz. Yeni bir OSB daha kurduk. Torbalı'da mevcut organize sanayi bölgemizi büyüterek mobilya sektörünü de orada hükümelenmeyle OSB kapsamının içine dahil ettik. Bunun dışında İzmir Ticaret Odamız ve borsamızla birlikte tarıma dayalı OSB'lerin Bergama ve Kınık'ta bunlarla ilgili çalışma, Dikili'de bunların kuruluşları tamamlandı. Ama esas üretimle ilgili olan kısımda maalesef İzmir'de bir yer sorunu söz konusu. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yer tahsisi mi, mevcut durumda arsa sıkıntısı mı? Yani bir fabrikaya kurmanın veya üretimi arttıracak ya da OSB'yi kuracak. Yer bulmak için sıkıntılarımız var. Yani organize sanayi bölgesi genişleme alanlarının
arttırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet. Peki şimdi istihdam piyasası tarafını da ben döneceğim Ege tarafında. Şöyle ki şimdi biz pazartesi işsizlik rakamlarını alacağız. Pandemi döneminde çok ciddi kayıplar yaşadı bazı sektörler. Bazı sektörlerde kişilerin sayısını arttırdı. Genel itibariyle sizin bölgenizde bu dönemde istihdam piyasası nasıl şekillendi, nasıl bir yol aldı? Şöyle söyleyeyim, aslında Türkiye'nin genelinin sorunu olan bir şey bu işsizlik sorunu. Aslında işsizlik değil, mesleksizlik sorunu var Türkiye'de. İş beğenmeme sorunuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla meslek liselerinin önemini ben burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü her konuşmada da bunu sürekli dile getiriyorum. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bugün Avrupa Birliği'nin sürükleyici ülkesi haline geldiyse, Avusturya bunu başardıysa meslek liseleriyle yaptı. Dolayısıyla yıllardan beri söylediğimiz her organize sanayi bölgesinde bir meslek lisesinin olması, meslek liselerinden oradaki okuyan talebelerin 4 yıllarının 1 yılını uygulama şekliyle okudukları bölümle ilgili fabrikalarda staj yaparak geçirmeleri ve oradan mezun olur olmaz da işbaşı yapılabilmesiyle ilgili zaruri bir takım uygulamaların yapılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de eğer meslek sahibi insan olduğu müddetçe bizim üretim kalitemiz de artacak. Bununla birlikte ihracatımızda yaklaşık 1 dolar olan kilo bazı rakamımız 2,5-3 dolarlara çıkarttığımızda otomatik refah seviyemizde buna paralel olarak yükselecek. Evet, peki enflasyonist baskılar ve işte mevcut durumda bahsettiğimiz bu lojistik, ham madde, işte ne bileyim enerji, bu maliyetlerle beraber 2022 senesini sizin bölgeniz ve Türkiye ekonomisi adına nasıl görüyorsunuz, nasıl gözlemliyorsunuz? Hatta bu 3 ayı, son çeyreği. Valla Türkiye'nin en önemli çözüm bekleyenlerin konularının bir tanesi de işsizlik olduğu kadar enflasyon. Çünkü baktığımızda yılbaşındaki rakamlarla TÜFE arasındaki enflasyon arasındaki makas 24 puan oldu. Bu da ÜFE'den TÜFE'ye geçiş oranlarının birbirine yaklaşmasını sağladığı zaman maliyet artışı söz konusu olacak. En son yaşanan bir faiz indiriminde gördüğümüz gibi işte dolar birdenbire yukarıya çıktı. Ve bu da otomatik olarak fiyatlara yansıyacağı için yansıdı. İthal maliyetlerini arttırdı. Türkiye'nin üretim yaptığı ürünlerde ihracatında yaklaşık %68'e ithale bağlı. Dolayısıyla bir enflasyonu körükleyen bir sistemin içinde maalesef yaşıyoruz. Buna bir kesin çözüm bulmamız gerekiyor. Yani enflasyonu ve faizleri aşağıya indirmemiz gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası faiz indirimi yaptı ama bankalar maalesef bunu uygulamadı. Yine faiz indirimi yapılmadan önceki seviyelerinde kredi şu anda satıyorlar. Bu da sanayicilerin en büyük şikayetlerinden bir tanesi. Enflasyon aşağı indiği müddetçe fiyat istikrarı da ona paralel olarak kavuşacağına inanıyorum. Ender Bey, çok teşekkür ediyorum size vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun. Rica ederim. Evet, kısa bir araya gideceğiz. Efendim devam ediyoruz. Bilindiği gibi bu pandemi döneminde gerek fuarlar gerek sanatsal aktivitelere ara verilmişti. Şimdi Ali Güreli'ye dönmek istiyorum ben. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı. Ali Bey merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Şimdi 5 Ekim 10 Ekim tarihleri arasında açılan bir sergiden bahsediyoruz ve çok değerli eserler de var. Biraz bahseder misiniz? Çünkü pandemi döneminde, döneminden sonra önemli bir sanatsal aktivite. Bu 16. Contemporary İstanbul Sanat Fuarı içinde bulunduğumuz mekanda Tersane İstanbul. Bu mekanı ilk kez kullanıyoruz 16. yaşımızda. 15 yıldır biz şehrin ortasında İstanbul Kongre Merkezi ve Yüksek Kızılay Kongre Sarayı'nda yer aldık. Şimdi ikinci bir 15 yılı açıyoruz Tersane İstanbul'la beraber. İstanbul çok önemli bir yöne doğru gidiyor. Tersane İstanbul, Galata Port ve bütün açılacak olan İstanbul Modern, Resim Heykel Müzesi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi,
ve burada açılacak olan Saad Bey Kanun Müzesi önümüzdeki yıllarda, bunların hepsi İstanbul büyük kazanımları. İstanbul bu fuarı Tersane İstanbul'u yapmaktan dolayı çok memnunuz. 47 galeri, sanat galerisi, 12'den fazla kurum, müze ve çeşitli sergiler burada yer alıyor. Bu seneki farklılığı Contemporary İstanbul'un kapalı mekanlarında sanat var. Ama açık alanlarında, bu içindeki şu anda gördüğümüz, arkamda da gördüğünüz gibi arkadaki heykelleri de sergiledik. 30 sanatçının 38 heykeli burada yer alıyor. Bunun yanında yine Akbank Sanat'ın, Akbank'la birlikteyiz. Akbank Sanat'ın sergisi var. Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde. Fakat aynı zamanda bir farklılık olarak apayrı bir binada 4 ayrı sergi yer alıyor. Burada İlhan Koman'ın 100. yaşı ne kutluyoruz, 100. doğum yıl dönümünü kutluyoruz dosyalının sponsorluğunda. Onun yanında Sıtkı Kösebe'nin Bodrum eserleri var. Bodrum'da çekmiş olduğu, 1970'lerden beri çekmiş olduğu siyah beyaz fotoğraflarının yer aldığı bir sergi var. NEF tarafından desteklendi. Aynı zamanda bizim Konsept İstanbul Vakfı'nın seçmiş olduğu 15 kadın sanatçının eserleri hepsi burada tarafından destekleniyor, buradan satılıyor. Fakat bu satılan eserler aynı zamanda gelirleri Tohum Otizm Vakfı'na ait olacak. Yani bütün herkesin o eserleri almasını da bekliyoruz ama çoğu satıldı şu anda da. Tohum Otizm Vakfı'na destek olaraktan yapılan bu serginin. Aynı zamanda Yıldız Holding'in iki sanatçı, Burhan Doğançay, ünlü sanatçımız, usta Burhan Doğançay ve Ekrem Yalçın'ın birlikte yaptıkları, birlikte sergilendikleri bir alanda da onların eserleri sergileniyor. Açık alanlara çeşitli sergiler yayıldı. Buradaki tersanedeki asıl imkanımız tabii bu, bize bunu verdi. Daha önce böyle bir imkanımız yoktu. 10 bin küsur metrekare açık alan kullanıyoruz burada ve çok hoş bir şekilde o açık alanlara da heykeller, sergiler yerini aldı. Flags for Tomorrow diye, yani geleceğin bayrakları diye bir 25 sanatçının, uluslararası Türklerin de içinde olduğu sanatçıların içinde aldığı bu şeyler de, bu bayraklar da aynı zamanda Turmepa'ya tamamen gelirleri gidecek şekilde satışa sunuldu. Yani denizlerin ve çevrenin korunması üzerine, çevrenin daha fazla insanlar tarafından dikkatli bir şekilde korunması üzerine dikkat çekmek amaçlı bir sergi bu. Evet, Contemporary İstanbul 16. yaşına böyle girdi ama buradaki yaşamına devam edecek önümüzdeki yıllarda. Yani artık İstanbul Haliç'te gerçek bir İstanbul'a, gerçek bir sanat fuarının İstanbul bu şekilde sunumuna imkan veren Tersane İstanbul'da yerini aldı. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde aslında bir sanat fuarı böyle bir ortamda sergilenemiyor, bir yerini alamıyor. Biz bundan dolayı çok mutluyuz. Contemporary İstanbul gerçekten İstanbul'un ortasında bir çağdaş sanat fuarını, Haliç'in de binlerce yıllık tarihe giden Haliç'in ortasında kendisini konumlandırdı. Ali Bey, bir de sanat ekonomisi ciddi boyutlara ulaşmış durumda dünyanın genelinde. Türkiye'de nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle birkaç rakam vereyim size. Dünyadaki sanat pazarı 2019 yılı rakamları. Çünkü 2020 biliyorsunuz durduk hep beraber bütün dünyada. 2019 yılı rakamlarıyla 65-70 milyar dolarlık bir pazar dünyada. Bunun da üçte biri sanat fuarlarında gerçekleşiyor. Üçte biri sanat galerilerinde gerçekleşiyor ve çeşitli şekillerde satılıyor. Bir de müzayede evlerini sattıkları var. Türkiye'de de bu pazarın tabii çok büyük bir büyüme potansiyeli var. Şu anda 500-600 milyon dolar gibi bir pazar olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi yaptığımız çalışmalarla, yani şöyle, Hizmet İhracatçıları Birliği'nde ben yönetim kurulunda görev yapıyorum. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin Ticaret Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan bir genel müdürlüğü, Hizmet İhracatçıları Genel Müdürlüğü oluştu. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Ve bundan sonra galerilerimizin yurt dışı fuarlara katılımları yahut da yurt dışında açılacak olan galerilerin sayısının artması ile, yani bu etkileşimle, uluslararasılaşmasıyla, daha fazla uluslararasılaşmasıyla pazarın çok hızlı büyüme kabiliyeti var.
Burada bir çalışmamızı yakın bir zamanda biz hem Ticaret Bakanlığımız hem de Kültür Turizm Bakanlığımızla birlikte soracağız. Sanat ekonomisi üzerine yaptığımız bir raporu. Bu rapor ne yaparsak yani ne şekilde bir tedbirlerle bu pazar büyütülebilir ve bu sanat pazarı gelişebilir. Tabii bu gelişmesi demek daha fazla sanat üretimi demek. Evet. Bunu da teşvik etmek demek. Evet. Burada da özellikle vergisel önlemlerin yapılması, alınması, katma değer vergisinin yüksekliğini tekrar düzenlenmesi veya kurumlar vergisi içinde sanat alımlarının teşvik edilmesi gibi bir hususların ele alacağız. Ali Güleli Bey çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir fuar olduğu görüntülerden de belli. Umuyoruz katılım yapabiliriz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Efendim iş dünyasını bitiriyoruz. Saat 19'da tekrar karşınızdayım.